kadar kör. Şimdi körleşmenin, körleşmeye verilen isimle ilgili farklı yorumlar var demiştik. İşte bu kitapların kapaklarında da aslında ortaya çıkıyor, görünüşe çıkıyor desek daha doğru olacak. Hangisini beğendiniz? %50, %50, %50 şansımız var. Üstteki. Bir İspanyol ressamın ölülerle ilgili, ölülerin toplantısı gibi tam olarak hatırlamıyorum ismini. O anlama gelen bir şey bu. Bir tablo, evet. Postmodern bir tablo aslında. Ama alttaki daha... Ben kitabı daha iyi yansıttığını alttaki... Evet, ben de öyle düşünüyorum. Kitaplardan bir kalem. Tamam. Bir de benim kendimce bir tane daha kitap kapağım var. Onu daha sonra göreceksiniz. Çok ciddiyim. Herkesin öyle bir hakkı varsa da var. Evet. Şimdi görelim. Evet, az sonra. İsimle ilgili bir şey. Ben de bu kitabın ismi aydınlanma olmalı. Aydınlanma ol. Çok güzel olur. Niye her şeyin ironisi oluyor? Öyle de olurmuş. Güzel de olurmuş hatta. Evet. Bir kale gibi tasvir edilmiş burada ama bu bir kale mi yoksa bir hapishane mi? Hapishane. Sanki ikincisi doğru. Evet. Kale gibi değil mi? Yani yanlış tarif etmiyorum. Taç. Bu görüntü. Bir taca da benziyor. Taca da benziyor. Aynı anda söyledim. Yani evet. Dünya diyor ya. Rai sözü vardır. Şu an siz bunu söylediğiniz için aklıma gelen bir söz. Rai meşhur bir tabirdir. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yani Adolf Hitler'in hayalini kurduğu üçüncü Rai'ı gerçekleştirmek. İki tanesi gerçekleşmiş ama üçüncüsünü o Alman birliğini tesis edecek. O bir ironi gibi gayet de şık olurmuş aslında. Onun eleştirisi. Evet, bu kadar kitabı da yakmış olması da diğer bir ironik tarafı. Aydınlanma için yapmış bence. Tabii tabii. Etrafı aydınlatmak için. Çok iyi niyetle. Evet. Sadece aydınlatmak için. Evet. Bir Elias Canetti'nin yorum yaptık. Evet. Birçok yere gitmiş, sürüklenmiş. Hanımefendi dedi ki her yeri gezmiş. Yani farklı açıdan bakabiliriz. Kesinlikle başka türlü de sürüklenmiş. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şu gördüğünüz şahıs Zat-ı Muhterem soldaki Kant kendileri. Kant'ın fotoğrafı, o gençlik fotoğrafı. Burada da Elias Canetti'nin ilk basımlarında kullanılan illüstrasyon görebilirsiniz. Emrehan senin afiş önünde mi? Evet, sağ olun Emrehan. Emrehan ilk onu yaptığında ben izninle söyleyeceğim. Çok eleştirmiştim birlikte, konuşur bilmiyorum ama. Yanılmaz tam bir spoiler afişi. Bunu kapak yapmak nasıl bir akla hizmet? Çok ben... Bazen kitabın sonunu bilseniz de. Ama yani hayır, bu bence farklı bir şey. İçeriği bundan daha iyi anlatamazsınız. Hatırlayın, kitapların isimleriyle ilgili bazı kitaplar bizi yanıltır. Ama bazıları tam da içeriğini gösterir demiştim ya. Bu herhalde içeriğini tam olarak yansıtanlardan biri. Peki diğerlerinde neler var? Sağdaki çok hoş. Görebiliyor musunuz? Yeşilli olan. Yeşilli olan. Şu şeye, kitaba gömülen bir insan. Dikkat edin lütfen. Başka gözü hiçbir şey görmüyor. Çok hoş. Çok hoş. Yani çok anlamlı, çok manidar geldi orada. Evet. Diğeri de çok güzel. Böyle sanki yukarıdan aşağı doğru böyle bir uçurumdan düşer gibi, derin bir kuyu gibi. İnsanın böyle içine düştüğü bir şey sanki. Hocam, sana gelsin bu. İçine düşülen bir şey demiştiniz ya. Evet. Bu da öyle bir şey. İçine düşülen bir şey. Ansızın oluveren bir şey biraz. Biraz benim iddiam o. Ansızın oluveriyor. Ama fark ediyor musunuz? Fark etme zamanı farklı oluyor. Fark ediyor musunuz? Bunu fark etme gerçekten ansızın olmuyor. İstediğiniz kadar... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İstediğiniz kadar... gayret gösterin, kendi içinize bakın. Fakat o dediği aydınlanma, o batının tarzındaki dış dünyayı fark etme, onu bir şeyin ismini bilmek ne demek? Bir şeyin ismini bilmek. Tanımlayabilir miyim? Çok güzel. Tanımlamak. Peki onu tanımlamak ne demek? Onu tanımak demek ne yapabileceğini, ne yapamayacağını,
nelerle ilgili olduğunu, eni konu, altını üstünü, nedenini sonucunu bilmek demek. Doğu bilimiyle ilgili batıda açılan doğu şeyleri, kürsüleri çok anlamlı geliyor bana. Doğuyu ele geçirmeden önce bir onları bir araştıralım. Nasıl manipüle edilir, nasıl kontrol edilir bunları bilelim. Ve ondan sonra bunları gerçekleştirelim. Kien neyle ilgiliydi? Size geldik, sizin sorunuz aslında birazcık çok küçücük dokunuyor buna. Kien sinolojiydi. Çin bilimi. Çin bilimi ama lütfen dikkat edin, modern Çin bilimi değil. Çok eskilerde kalmış. 13. yüzyıllardan bahsediyor. Belki daha eskilerden, Konfüçyüs'le de konuşuyor arada. Oralara da gönderme yapıyor. Çok eskilerden bahsediyor. Geçmişte yaşayan, geçmişte yaşanmış, geçmişte olup bitenlerin tanımlarını biliyor. Bu dünyaya ilişkin bir şey biliyor mu? Çuvalıyor zaten. Bilmiyor. Bildiği tek şey sinoloji ama çok iyi biliyor. Evet. Bakın öyle böyle değil. En iyi konu çok iyi biliyor, böyle etrafınca biliyor. Fakat bu dünyayla ilgili hiç fikirsen değil. Bence Kier biraz Kant'ı çok doluyor kitapta. Katılıyorum. Zaten ilk oradaki kitaplardan, kitaplarda ilk verilen isimlerden biri de kendisinin ifadesiyle Sözcüklerin Bilinci diye bir kitabı daha var. Bilerek ben dipnot olarak vermedim sizlere. Bilerek ve isteyerek o kitabı kaynak göstermedim size. Çünkü çok etkilenebilirdiniz. Ne tıpkı Borges'in kendi kitaplarını anlattığı örnekler gibi olduğu için. Orada bir benzetmem vardı. Lütfen. Orada bir benzetmem vardı. Sizi kandırmak ya da kandırmak değil, sizi zaten tuzağa düşürmek diye, çok doğru, tuzağa düşürmek isteyen birinin verdiği ipuçlarına neden güvenirsiniz? Bence güvenmiyorum. Tuzağa düşene kadar tuzağa düşüreceğinizi nereden biliyorsunuz? Ama o yazım tarzıyla biliyorsunuz. Çünkü her düştüğünüzde çıkamıyorsunuz. O bir tuzak olmalı biliyorsunuz. Bir düşüyorsunuz, iki düşüyorsunuz, üç düşüyorsunuz. Düşmeden bile. Tuzaklarını alıştırıyor. Hayatınızda tuzağa düşmediyseniz bilemezsiniz. Peki pusu aynı şey değil mi? Tuzak aynı şey değil mi? Yani ne diyelim? Askeri anlamda pusu ve tuzak. Neydi? Bundan en iyi korunma yolu hiç düşmemek. Ama tuzağın amacını öngörmek gerekir bunun için. Peki tuzak niye? Öngörürsek labirent olur. Amacını öngörürsek mi? Tabii. Çok güzel. Sizin sorunuz, şeyiniz, sözünüz çok güzel. Evet, tespitler doğru. Son söylediğiniz ama şeyi çıkış noktasına doğru değil. Çıkmayan bir yola doğru ilerlemeli. Labirent olup olmadığını da içine girince anlarsın. Anlıyorsun. Doğru. Çok doğru. İçine düşmediğiniz zaman bilemeyeceğiniz bir şey. Aşk gibi. Hani yabancıların sözü var ya, falling in love. Müthiş bir deyim. Türkçe karşılığı var mı? Aşka düşmek diyorlar. Olmadı. Yani Türkçe'ye tam karşılamıyor. Olmayan terimlerden biri bence bu. Hakikaten pah diye düşüveriyor. Ruh, beden, artık dünyanız, bütün evren. Bu da böyle bir saklanır. Hiçbir fark yok. İnanın bana. Aşka düşmekten bunun bir farkı yok. Çünkü o da aşk olduğu şeyi yapıyor. Tutun olduğu şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Eski Doğu dilleri. Metinler arası gönderme. Geçmiş. Biricik aşk o. Diyor ki, eğer olsaydım ben Tanrı, geçmiş olurdu. Geçmiş olmasını sağlardı. Bundan daha iyi bir kanıt yok. Tanrı'nın yerine koyuyor kendisini. Aslında yok öyle bir şey ama diyor. Olsaydı bu. Evet. Çok sade bir otodafe. Kaneti. Bir Babil Kulesi. Geçmişi düzenleyip geleceği yeniden inşa etme kafasında. Çok güzel. Kitabı okumadım, bilmiyorum. Hiç. Çok güzel. Evet. Hesaplaşmanın genellikle hesaplaşma varsa, modernite bir şey varsa, eleştiri varsa genellikle gayesi sonuç. Genellikle. Kitabı okumayanlar daha iyi oluyor. Bunu her yerde duyuyoruz.
üstüne düşmüştü. Gerçekten çok kaçtı. Evet ya. Yani. Bunu mu demek istedi? Yoksa böyle mi dedi? Ama yok yok de... böyle demin. Böyle dedi. Yukarıdan öyle mi bakıyor? Mars'ın işte demiş olsun. Hepsi de. Yeter ki anlamlı bir bütün olsun. Yani gerçekten çok özür dilerim. Bunu konuşmak, tam çok belki hissetmek daha... Siz çok yorulmuşsunuz. Siz ilk oturumumuza katılamadığınız için ilk oturumumuzda şöyle başladık cümleye. Hissetmekle başladık. Ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Aynı kafa çalışıyor. Ne hissettiniz? Bu da bizim kafa. Ama yani bu kafa başka türlü çalışmaz. Böyle. Bizde bıraktığı izler çünkü çok daha değerli bence. Hanımefendi ne hissetti acaba? İlk derste... Evet, sizden de o. Siz ne hissettiniz kitabı okuyunca? Okurken mi, onun hakkında mı, hepsinin cevabı farklı, biliyor musunuz? Avantları ilginç bir konu. Size nasıl geldiğini bilmiyoruz, biraz tanımlayalım. Ben yani dediğim gibi konuşmak çok kolay değil. Çok güzel, güzel olarak ifade edebilirim ve hani o bir an önce kapatılan kareyi falan çok beğendiniz ya, hiç bana öyle sıkıcı, boğucu, tutsaklı, hissedici falan gibi gelmedi ki. Yani dünyanın en özgür ve mutlu insanı ben, büyük bir genişlik ve aydınlık hissettim açıkçası. Yani bütün o yaşananlar, Martin Eden gibi hani bir amacı var, kenarda bir şeyler akıyor gidiyor yani. Ama onun amacı aydınlık ve geniş, ulu, umut verici, huzur verici. Bunu hissettim yani, coşku diyebilirim aslına bakarsan. Bu sizin bence kişisel özelliğiniz. Girdiğiniz andan beri fark ettim yani, genelde insanları bak şey yapmaya çalışırım. O bir öyle şarıya yaydığınız enerjiyle de yorumlamanız onunla alakalı biraz bence. Çünkü yani ben yokuyorum. Evet doğru. Bu karakter genelde bir Martin'e dene bir gönderme hemen hemen herkes. Yani nasıl bir bir daha vermişsin. Nasıl yapıyorsan. Martin'e dene okuyup etkilenmedi. Aynı yerden söyledi. Bir de Martin'e de çok özdeşleştik. Mahvetti olacağı. Çok olumlanlar. Yok et. Pardon, yok etti, dağıttı ve tekrar toparladı. Martin Eden'in öyle bir gücü var. Çünkü siz gruptaki İrlandalısınız bence şu an. Yani herkes karamsar, herkes bir pesimist, evet. Siz optimistsiniz bu konuda. Çok pesimist konuştunuz. Yok aslında ben o kadar pesimist değilim ya. Değil. Evet. Sinemama katılıyorum. Ben yani de biz yazarın bazı... Ben de gülmüyorum. Duyalım. Yazarın bazı yalnızlıkla ilgili dem vuruşlarından bahsettik, tamam, ama adamın belli bir amacı var. Sokağa atılıyor, ona rağmen amacına ulaşmak için şehirdeki bütün işte kitapçıları geziyor. Otellerde kitap biriktirmeye devam ediyor. Yani şehirde amacı doğrultusunda yaşamaya devam ediyor adam. Mutsuz. Hangimizin yani böyle kutsal bir amacı var ki? Ve böyle ve umut yani, evet, müthiş bir umudu var ki bu her şey. Ama çok büyük bir duygular yaşası yaşıyor adam. Az sonra anahtar kelimeleri başvuracağız. Ve onlardan biri de hakikat bence. Müthiş bir hakikat aşkı var. Evet. Müthiş bir hakikat aşkı var. Başka da türlü herhalde açıklanamaz. Bence o uhrevi gördüğünüz, yani o da yüceltilen diyelim oradaki tipleme, hakikat aşkı. Hakikat nedir ki yani? Hakikat nedir ki? Anahtar soru oldu. Size geri döneceğim. Nedir ki? Çok kişisel. Tamam mı? Öyle şey olur mu? Bu noktada hakikati ne olabilir bu adamın? Söylediniz, az önce söylediniz. Lütfen geri dönün. Evet. Kendi söylediklerinize. Umut. Evet. Umut değil tek başına. Onun hakikati metinler arası gidiş gelişlerle geçmişte kalmak. Ve orada o güne kadar fark etmediği yeni bir bağıntı kurmak. Bu adam gelecekten zaman... korkuyor, o yüzden geçmişte yaşıyor. Hakan Bey'in sorusuna da cevap veriyor. Niye diyor aşık oluyor? Aşık oluyor ama hakikate aşık oluyor. Hakikat aşkı. Doğru. Ah, gitti gene. Termitler gibi bir yaşam. Evet, çorap Türkiye'ye gibi atmaya başladı. Yavaş yavaş cevaplar geliyor. Açılıyoruz. Evet, Babil Kulesi'ne geri dönelim. Babil Kulesi'nin hikayesini bilmeyen yoktur herhalde. Bir hatırlatır mısınız? Babililer. Babiller şu şeyin hikayesine benzedi değil mi? Bu ne bir şoförün bilebilir hikayesi. Bunu herkes bilir de siz de söyleyeceksiniz. Babiller çok basit bir hikayesi var aslında. Babiller günün birinde
öyle bir büyük bir kütüphane yapmışlar, öyle güzel şeyler yapmışlar, öyle bahçeler yapmışlar ki bunu artık hani herkesin görebileceği, nereden bakarsanız görülebilecek ve hatta tanrılara bile kıskandıracak güzellikte bir binayla, bir yapıyla taşlandırmak istemişler. Pişmiş topraktan yapıldığı söyleniyor bunun ve gerçekten yapıldığına dair bir takım işte yani Herodotos'un ne kadar sözüne güveniriz tartışmalı. Çünkü böyle bir hikaye anlatır gibi, roman anlatır gibi anlatıyor bazı şeyleri ama kimi tarihçiler bundan bahsediyorlar ve işte o yüzden dünyanın yedi harikasından biri olarak sayılıyor. Gerçekte var mı bu? Yer... Gerçekten de yapılmış. Vakti zamanı. Hayır. Irak sınırlarında değil mi? Vakti zamanında evet, Orta Doğu'da. Ve bu içinde işte kitapların olduğu, bahçelerinin olduğu, etrafı asma bahçeleri var. Müthiş bahçeler var. Meşhur bahçeler var. Ve öyle yüksek bir bina, öyle yüksek bir şey ki Tanrılar kıskanıyor. Ve türlü afetler göndererek yerlerini sergiliyor. Bu hikaye anlatılır. Eskiden beri. Burada bu isim verilmiş. Kendini yok eden ya da kendini mahveden kibir veya kendini yok eden bu bilme isteğinin aşkının sonu. Bilmeyi çok isterseniz İngilizler ilk çevirirlerken bu isimle çevirmişler. The Tower of Babel. Babel. Babel Kulesi. İlk verilen isim İngilizce'de. Çok güzel İngiliz. Sonra bakın bir başka türlü Fransızlar aynı isimle taçlandırmışlar o kitabı. Aynı isim anlama geliyor. Tour de Babel. Cüce burada. Ya Tour de Babel. Cüce burada. Bakın bir saniye geri geleyim. Efendim? Japonları merak ettiniz. Bir saniye. Tekrar geri geldim. Gördünüz mü? Yukarıdaki toplanan bulutları gördünüz mü? Alev diye düşünmüştüm. Alev değil, bulut onlar. Şu tanrıların göndermek üzere oldukları... Alev bulutu. Fırtınaların habercisi. Ama onlar çok farkında değiller. Dikkat edin, şehir küçücük onlar için. Var olan zavallılar. Onlar da var olsunlar canım. Ne olacak diyorlar. Evet devam. Bu çok güzel bence. Çekçede. Çok güzel. Hatta biraz daha dikkatli bakmak isteyenler için büyüttüm bunu. Çok güzel bir şey var. Anlamı var bu illüstrasyonun. Bu bir melek. Bu bir melek bir adamı almış kucağına. Ona yardım eder gibi. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de valla boğuyor mu? Boğuyormuş gibi geldi. Ölüm meleği olmaz mı? Arkadaşlar iyiliğin de meleği var. Kötülüğün de meleği var. Melekler. Bildiğiniz melek. Biraz elense yapmış gibi. Şeye benziyor değil mi? Bu İsrafil. Yok İsrafil değil. Neydi bu kurban edilmek üzere? O hikayeyi de, sanki biraz andırıyor gibi. Yani biraz festi sakallanmasa da olmaz. Japonlar. Gene Japonlar işte. Ne yapmışlar? Ne yaptınız? Gidecek bir şey yapmışlar. Çok acımlı olmuş. Yani ne diyeyim bilemedim. Grafik tanışınız nedir? Bilemedim. Yalnız en zor bulduğum veya en zorlandığım şey bunu bulmaktı. Bunun kapağını bulmaktı. Evet. Gerçekten fena değil. Fena idi yani. Ama... Evet. Geldik. İşte size o ilk oturumda, ilk dakikada sorduğum sorunun yanıtı gibi olacak. Beyefendinin oturuşundaki kurumlanışındaki özgüvenin patlamasındaki şevke bakın. Şimdi Einstein çok sorabiliyorsunuz. Yani bu fotoğraflar çok daha önce çekilmiş. Acaba saçı görmüş. Niye öyle? 80'li yıllar. Hiç de gülümsemeyen bir adam değilmiş. Evet. Ve
İşte size şifre çözen bir fotoğraf. 26 yaşında bu şimdi. Allah arkadaşlar, 26 yaşında bu hale gelmiş işte. Bir kalemini kullanmak yerine kalemleri renklerine göre ve boylarına göre sıralayan çok da normal kabul edilmeyecek. Hafif obsesif kompulsif. Aynen. Kitaptaki gibi. Murat Amman'ın yaptığı kitaplarının kapak rengine göre kalem taşıyıp isteyene o kalemlerle imzalar. O zaman bizim komşundaki Ayşe Hanım da aynı karakterde. Çoraplar mavi ise mavi mandal, sarı ise sarı mandal. Yani inanılır gibi bir şok olmuş bir şey. Gerçekten. Yarın gelsin başlasın. Ben yok. Hadi adletlere beyaz var. O son noktaydı. Yalnız Murat. Nereye başlıyor bu arada? İşe başlıyor. Hayır çok yani. Hayır hastanesinde bir göreve başlıyor. Başka bir şey mi yapıyor? Onu tam anlayamadım. Temizlik. Devam edelim. Lütfen. Başka hiçbir şey düşünme. Devam edelim. Anahtar kelimelerine geldim. Evet. Seçtiğim. Siz fark etmediniz. Seçtiğim anahtar kelimeler. Labirent var. Kitaplar var. Kitaplık var. Modernite versus postmodernite, ki bu çok kullanılan bir terimdir. Bu karşı... Efendim? Yabancılaşma. Yabancılaşma, yersiz yurtsuzlaşma. Yabancılaşmanın yersiz, yurtsuz, evet. Kökeni diyeyim biz ona. Yani nasıl türlü kötülüklerin kökeninde kibir varsa Hristiyanlık anlayışına göre hemen hemen her şeyin bu. Bu düşünce yapısının kökeninde de biraz da bu var. Göçmenmiş adam hayatı boyunca. Hayatı boyunca göçmüş. Hakikaten yersiz yurtsuz bir adam. Yaşadığını yazmış zaten. Yani başkaları gibi hayal ederek yazmamış. Yani ben aşık olsaydım herhalde böyle olurdum falan. Böyle bir dünya değil. Yaşadığı dünyayı yazmış. Ne güzel gezmiş ya. Acaba bu kadar yersiz yurtsuz olmasın. Biz de olsak onları yaşar mıydık? Herkes aynı etkiyi yaratmıyor. Yersiz yurtsuz. Bununla ilgili çok özür dileyerek cümleyi bitireyim. Bununla ilgili meşhur bir söz vardı. Söz meclisten dışarı. Öküzler kendi arasında konuşuyorlarmış. Ve birbirlerine, birisi diğerine şey demiş. Ya sen geçenlerde Roma'ya gittin. Ne gördün? Hele bir anlatsana. O da demiş ki bir kaldırımları vardı. O kadar. Yani biz gittiğimizde gördüğümüzden çok yanımızdan ne götürdüğümüz önemli. Ve bizde yarattığı, bizde hatırlattığı, bizde ateşlediği, varsa hazırladığı şey önemli. Yoksa yerler geliyor, geçiyor. Hatta çok meşhur bir söz söyleyeyim size. Bütün o gördüğünüz, bütün o manzaralar eskir. İnanılmana eskir. O denize nazır oturan insanlar karşısında oturup oh ne güzel falan diye böyle çay, rakı falan bir şey içmiyorlar yani. İçmiyorlar. Umurlarında bile değil. Bir süre sonra kanasıyorlar. Çok ciddiyim. Umurlarında bile değil. Yersizleşmeyle bantılı olarak. Hayır. Bu neyle ilgili biliyor musunuz? İnsan nereye giderse gitsin. Alışıyor. Kanıksıyor. Evet. İşte orada oturanlar benim nizama göre yerim değiştirsin. Bakın için. Arada bizde bir koltuğu tutarsak mı? 3 gün sonra sıkılırız. İşte 4 ben gece kondumu istiyorum arkadaş falan diye. Ama orada sahip olma duygusu önemli. Yani hani orada denizin olması ve ona bakmaktan ziyade denize bakan bir daireye sahip olmak bir güçtür. Duygusuyla da ona sahip olmak. Bir statüdür. Doğru. Tıpkı. O zaman bu dediğinize göre kitabın ismi körleşme daha doğru. Körleşiyorsunuz işte. Fikir. Seçenekleri ne kadar arttırırsak o kadar zenginleşiriz. Onu her söyleyenin her söylediğine tamam dersek mutsuzlaşırız. Mutsuzlaşırız. Konuşamayız. Mesela bu bir. Yani seçeneği ne kadar arttırırsak körleşme değil de başka bir şey. Yok hayır o da olmaz başka bir şey diyebiliyorsak ve bunun arkasında olabiliyorsak ne mutluyuz. Doğru yoldayız. Anahtar sözcükleri saptadıklarınızı sizin saptadıklarınızı? Benim saptamalarım hapishane. Yani tekrar ediyorum cümlemi. Sözcüklerin bilinci. Bu kitapta çok müthiş bir kitaptır bu arada.
Yani bunun hani daha akademik düzeyde yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Kanettin'in. Sözcüklerin bilincini oturun okuyun veya okumalısınız diyemem. Dememeli. Merak eden okuyabilir. Fakat çok aradığınızı bulamayabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz psikanalitik çözümlemeler yapar. Freudyen, bayağı bildiğiniz Freudyen çözümlemeler yapar. Hitler'i çözümler. Kant'ı çözümler. Hitler'i iktidarla... Evet oğlum. Hitler'i iktidarla bunu zaten başka türlü yapar. Ama Freudyen ya da psikanalitik yaklaşımla çözümleme yapmak, bir şeyler yazmak ilk denemeleridir. Ve sanırım bildiğim kadarıyla en önemli, en öncü denemelerden biridir. Şunu konuştunuz mu? Deus Ex Machina. Çok zor okunur bir kitap olmadığına dair. Hani bununla ilgili siz biz başta konuşmuştuk ya. Senin gelmenizi beklemiştiniz ya. Gerçekten. İçimizi de. Evet evet. Konuşun konuşun. Biraz kızmadım. Ama yazdım ya ben de. Evet ama yani zor okunur olmadığı kanaatindeyiz hepimiz. Değil mi? Yani bence böyle zor bir şeyini... Zor okunduğunu düşünenler. Zor takip edildiği bir kitap ama. Yani zor okunur bir kitap değil. Ama içinde zor durulur bir kitap. Evet. Harika tanımlıyoruz. Yani, bir daha, yani bir kere daha söyler misin? Bir daha söyle. Kadar güzel söylüyorsun. Bir daha söyle. İçinde kalmak mümkün değil o kitabın. Evet. Yani öyle zorlayıcı bir kitap ki, içine girdiğiniz anda ki bütün kitapların öyle bir yapısı var, evet, içine çeken yani insanı, içinde kalamıyorsunuz. Bir ama bırakamıyorsunuz. Yani daralması, böyle yoğunlukta, neden okuyorsunuz? Böyle bahsettiğiniz yoğunlukta bir şeyi böyle yazabilmek bence asıl... Sıkıntı orada. Hani 26 yaşında. 26 yaşında yapıyor bunu. Yani... Muhtemelen 18'inde. Şimdi hocamla onu konuştuk arada. Muhtemelen 18'inde başlıyor. Çünkü bu hatırlayın Viyana'ya gidip Steinhoff Akıl Hastanesi'nde oturup başladığında izlemeye 5 ya da 6 yıl boyunca bir yandan akıl hastalarını, o 6000 tane akıl hastanesini, akıl hastanesindeki o kişileri seyredip bir yandan da yazacaklarıyla ilgili vardı öyle bir yer bu arada. Akıl hastanesinde birilerinin ne kadar şanslı olduğuna dair bir şeyler yazıyor. Orayı gören bir apartman dairesi kiralıyor ve orada 6 yıl boyunca kalıyor. Ve nihayet kitaba da yansıtıyor bunu. Tabii ki. Teresa karakterini Sözcüklerin Bilincinde söylüyor. Diyor ki, Teresa karakterini ben orada bakıp böyle bir kitap yazmayı ve o kişiyi buraya yerleştirmeyi düşündüm. Hayır, erkek kardeşi üzerinden de biliyorsunuz onun şeyi var, bildiği var falan. Doktor ya. Hastaların biraz da şey yapıyor ya, olmuş oraya bence. Onun etkisi çok var ama onun etkisi sandığınız o etki değil. Yani şöyle diyeyim, onun bir model olarak ve tip olarak koyuyor. O ikinci zor bölümde ya da ikinci akademik diyelim daha böyle aydınlanmayı vesaire anlatacağımız daha soyut kavramların konuşulacağı ikinci bölümde bahsetmiş. Şey, o Hintli bir tane kitap okumuştuk ya mesela o kitabı okurken ben hiç okumadım bile yani. Aldım koydum kenara öyle bir kitaptı. Ama burada ne kadar zorlansanız da... Hangi kitap? Küçük Şeylerin Tanrısı. Adını bile hatırlamıyorum yani. Tanrısı. O derece hiç çekmemişti. Ama bakın şöyle bir güzel bir tarafı var. Ama bu öyle bir kitap değil. Çünkü zaten bir kitap olarak çok farklı. Küçük Şeylerin Tanrısı imgesel bir kitap. İkisini kıyaslamak doğru değil. Kullarları ne derece doğru bilemiyorum. Çok farklı. Yok, yarattığı etki bakımından karşılaştırılır canım. Yani aynı şey de. Yani Elma'yla Arnavut nasıl karşılaştırılır? O edebi bir kitap. Buna o kadar çok diyemeyiz. Bu düşünsel çok bir kitap. Çok edebi bir kitap değil. Farklı. Tabii ki. Biraz daha farklı. Ya ona bakarsanız. Ama orada da imgeler var. Şeyler var. Hissettirdiğinden bahsediyoruz. Zahiren Eriş'in kitabı da çok farklı. Yani hepsi farklı. Önemli olan ama sonuçta bizim ama hani bunu söylerken okumamız ya da bir şeyler için alıp elimizi açıp bakmamız değil mi önemli olan? Yani bize son, açıp baktırabiliyor mu? Son ders, son o son verdiği bize ders. Ders, şey... Bir ders veriyor bize. Bence kelimelerin her birinin arasında dersler var zaten. Yani kitabın tamamında var. Doğru. Cazip gelen taraf da o oldu galiba.
aslında normal yaşadığımız hayattan kopuk bir şeyler anlatmıyor. Yok. Ders almak istemeyene de bu çok kötü bir kitap. Yani o ayrı, tarıldı ayrı. Yani. Evet, kaldığımız yerden yok, devam edelim. Burada sürekli duygular var. Lütfen. Hiç farkında değilsen, evet. Ders alayım, almayayım, bunun farkında değilsen. Dersin, yani. Dersin. O daha zor. Tabii. Dersin kendisi şu, biz şiddetli duygularla sarsılan, şiddetli gelgitlerle sarsılan, çok da stabil olmayan canlılarız. Çünkü diyor, bunun dışına çıktığında stabil olduğunu söyleyen, sarsılmaz olduğunu söyleyen, tırnak içerisinde mutlu olduğunu söyleyen kişi dışarıya çıktığında gününü görüyor. O mutluluk olmadı mı? Bir soru. İşte size ders. Ders şu, mutluluk sandığınız şey değil. Hayır. Ve mutluluk sandığınız şey olmadığı gibi bazen umduğunuz şey değil. Şimdi sizi dinliyorum. İçerideyken mutluysam niye dışarıya çıkayım? E çıkmasın. E mutluluk orada, hakikat dediğimiz işte. Benim hakikatim bu, o. Mutluluk herkesin bakış açısına göre değişir. Çok güzel bir hikaye var bunda. Felsefe tarihinde. O hikayeyi size anlatayım. O hikayede çok güzel bir şey var, anekdot vardır. Tam sizin söylediğiniz şeyi karşılıyor. Platon bir hikaye anlatır. Ünlü bir anlatısı vardır, mağara alegorisi. Bir mağarada bizler zincirli köleleriz. Sadece arkamızda bir alev var. Biz sadece gölgeleri görüyoruz. Ve biz gafiller, garibanlar, öyle böyle mazlumlar. Onu gerçek zannediyoruz, o gölgeleri. İçinizden birisi, tarihli olan bir kişi, özel olan bir kişi dışarı çıkıyor. Kurtuluyor zincirlerden, dışarı çıkıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Gerçek bu değilmiş. Başka bir şeymiş diyor. Şimdi size bir soru soracağım. Bana lütfen kırmızıyı göstermeden anlatabilir misiniz? Bakın çok önemli, lütfen. Siz başka bir hayır. Çok önemli bir şey söylüyorum. Başka bir yere doğru gönderiyorum sizi. Neden biliyor musunuz? Çünkü o gerçekliği gören kişi de aynı durumda. Gerçekten, gerçeklikle karşı karşıya kalan da rengi size göstermeden anlatmaya çalışanlar gibi. Aynı zorlukla karşı karşıya. Peki nasıl anlatacağız bunu? Geri dönüyor. Buna rağmen geri dönüyor. Niye geri dönüyor? Bütün mesele. Geri dönüyor. Ve gelip insanlara anlatmaya çalışıyor. Diyor ki, sizin bu yaptığınız, işte gerçek zannettiğiniz şey var ya, o gerçek değil. Hadi bakalım. Bununla sadece filozoflar olduğunu söylüyor. Ya. Zincirleri şu anda. Ya. Peki, nasıl anlatacaksınız onların kelimeleriyle, sadece hayatındaki siyah ve beyaz olanların bir dünyasına rengi nasıl anlatacaksınız, nasıl sokacaksınız? Nasıl tarif edeceksiniz? Bir dener misiniz? Böyle. Bundan daha iyi anlatmak. Sözcüklerle resim yaparak. Bir soru. Lütfen. Size göre, yani sizin fikrinizi merak ediyorum. Yazar 26 yaşında yazıyor ya bu kitabı. Sonraki dönemlerini okumuş olabilirsiniz. Hani başka kitaplarını. Onları sormuyorum. Bu kitapta hayatının anlamı bir kelimeyle ne olabilir? Hani hayatını anlamlandırdığı olgu bu kitapta ne olabilir? Bir kelime, iki kelime. Yani ilkokul mezununun anlayacağı şekilde. Çıkışta anlatacağım. Çıkışta onu biliyorum. Onu biliyorum. Ben bunu siz anlaşıldığı kadarıyla son oturuma katılmayacaksınız. Ben onu son oturuma saklamayacağım. O zaman söylemeyin, yok katılacak. Katılacaksanız ben son oturuma saklamayacağım. 377. sayfada aslında buna değiniyor. Şifreyi çözdük. Nasıl gidiyor? Evet, şifreyi çözüldü. Buyurun. Yani diyor ki, insanlık bilimsel olmamanın acısını çekiyor. Doğru. Birkaç milyar normal insan anlamdan yoksun yaşamlar sürmüş, sonra yine anlamsız biçimde ölüp gitmişti. Buna karşılık bilim, bin bilim adamınca, en çok bin bilim adamınca kurulmuştu. Yani o bal, yani bilim,
bilim adamlarını ve onların yaşamlarını değerli buluyor. Evet. Diğerleri de çok o kadar değerli bulmuyor. Aşağılık buluyor. Bilmeyi önemsiyor yani. Küçümsüyor. Bilmeyi. Evet. Neden gözlerini kaybetmekten ve körlükten bu kadar korktuğunu anlamlı buluyor musunuz bu sözcüklerden sonra? Çok anlamlı. Çünkü edinebileceğiniz yegane bilgi gözlerinizle edinebileceğiniz bilgi. Başka bir bilgiye ihtiyacınız yok. Bu dünyada akla ihtiyaç çok var arkadaşlar. Yok. Akıl çok gerekli bir şey değil. Akıl kendi kendini çürüten bir şey. Bu sözümü lütfen unutmayınız. Modernitenin en büyük problemlerinden biridir bu. Akıl kendisini çürütecek tüm kaynakları yine kendisinden alır. Akıl nedir? Moderniteye göre mi? Akıllı bir konu. Bilimden bahsediyor. Kendisini temellendiren düşüncedir. Neye göre? Kime göre? Ama dışarıda bir dünya var. Dışarıdaki dünyayı tanımlamaya çalışıyoruz. Aynı gibi biraz önce göz dediniz her şey. Çok doğru. Aynı şekilde görmüyor musunuz dışarıdaki dünyayı? Pozitivistlere göre biz aynı şekilde görmeliyiz. Sizin o sözünüz çok modern, daha postmodern bir yaklaşım. Siz algının kişiden kişiye göre değiştiği, hatta aynı şekilde görmediğiniz bile, görme yetilerimizin bile aynı olmadığı fikri çok yeni bir şey. Ne söylediğiniz değil, karşı tarafın nasıl algıladığı. Onu Heraklitos söylüyor, çok önce. Çok önce söyleniyor. Fakat kastedilen şey ya da üstünde durulan şey bu değil. Burada şunu söylüyor. Kendisine güveneceğimiz bilgi burada değil. Gözlerimizle şahit olabileceğimiz... Adlandırmak gerekli değilse bilgi de gerekli değildir diyor postmodern. Bilgi lazım. Ama göz içinde şunu söyler, aklın görme yeteneğidir. Bunu Aristoteles harika söylüyor bence. Aristoteles'in zaten fikrini tüm batı medeniyeti bir şey olarak alıyor. O motto olarak alıyor kendisini. Diyor ki, görme yetisini kaybeden bir dünyasını kaybeder. Müthiş bir söz. Çünkü diyor, yetilerimizin içerisinde kardinal olan, en üstün, kendisinden vazgeçilmez olan şey görme yetimizdir. Peki bir karga ile bir bülbülün sesini gördüğüm halde nasıl ayırt edebilirim? Bu başka bir şey. Yine de kişisel. Bakın. Aşık Veysel bir şey. Tolfun var. Bunlar sizin yorumlarınız çok postmodern. Lütfen beni anlayın. Onların derdi şu. Onların derdi bir düşünceyi sistematik bir şekilde ifade etmek. Bunu neye karşı yapıyorlar biliyor musunuz? Aklı savunan, imanı savunanlara karşı yapıyorlar. Kime? Hristiyanlara karşı. Hristiyanlığı ya da skolastik felsefe, ortaçağ. İnançlara karşı diyebiliriz. Evet. Evet. Onlara karşı ellerinde yegane silah. Tanımsızlık en büyük değer onlar için. Tanımladıkları şey gerçek. Lazım. Gözle görünen şey gerçek. Lütfen doğru yorumlayalım onu. Siz çok anakronik deniyor buna. Siz çok postmodernin ötesindeki bir moderniteden hareketle geriye dönüp orayı yorumlamaya çalıştığınızda şu kafa karışıklığına neden oluyor. Yani bülbül ve karga hikayesi. Ama siz öğretilerden bahsediyorsunuz, biz kişisel yaklaşım üzerinden yorum yapıyoruz. Arada fark mı? Evet. Gözlerden bahsediyoruz. Gözlerden bahsediyoruz. Aynen. Kiyen'in dünyasındaki gözlerden bahsediyoruz. Kiyen için göz çok değerli. Bunu yorumlarken aynı şeye değineceğim ben. Lütfen. Aynı nedenle farklı yorumlayabiliyoruz. Okurken bendekiler farklı, sizdekiler farklı olduğu için oradan aldıklarım da farklı, gördüklerim de farklı. Bu farklılık benim kişisel farklılığım mı, öğreti sonucu ortaya çıkan ben mi, yoksa felsefedeki o değerler sizde? Eğer yazarın öldüğüne inanırsak yani sizdekiler. Yazarın öldüğüne ve metnin bağımsız olduğuna inanırsak. Buradaki farklılıklar, konuşmalarımız ve değerlendirmelerimizdeki farklılıklarda bunu da düşünmeliyiz diyorum. Yoksa ne diye hissettiniz diye sorarak başladınız yani. Ama bu neyi biliyorsunuzdan daha derin bir soru bence. İnşallah o düzlemde ilerlersek evet, sizin öğreti üzerinden yürürsek başka. Gözler. Kalbin aynası. Bilgi. Bilgi. Bak hiçbir şey yok oldu bu arada. Siz ama bu yorumunuzdan dolayı kamaşmayı daha çok bence benimsemişsiniz. Doğru. İsim olarak. Doğru. Fakat körleşme yanlış değil. Yanlış değil. Yanlış olsa derim. Ama daha doğrusu bence o olabilir. Şurada Deus Ex Ex Machina dedikleri meşhur bir şey var. Ki ondan az sonra bahsedeceğim. Bu
şu meşhur karmaşayı çözen, ansızın ortaya giren ve de o ne diyelim tanrılara karşı gelen. Makinalaşma mı? Değil. Bu öyle bir şey değil. Kardeşine göndermeni yapıyorsunuz. Evet. Süper. Tanrı gibi bir şey. Makine tanrı. Makineden tanrı. Makineden tanrıdır aslında o. Evet. Değişik bir şeydir. Bu özellikle bir anlatı türünde, o anlatı türünde tipler var sadece. Ve o tiplerin birbirleriyle çatışmaları değil, tanrıyla bir çatışmaları yaşanır. Ve tanrıyla çatışmalarını bu gördüğünüz makina...